Merhaba retro severler. Bugün size çok sevdiğim bir 80'ler dizisinin Playmobil oyuncağından dolayısıyla da diziden biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle setin kutusunu inceleyerek başlayacağız. Daha sonra size bunu satın alma motivasyonumdan ve nostaljisi benim için çok güçlü olan A takımı dizisinden bahsedeceğim. Görmüş olduğunuz gibi kutunun ön yüzünde asıl mevzu olan aracımız var. Bu ön yüzdeki resimden gördüğüm kadarıyla A takımı karakterlerinin e, Playmobil figürlerine dönüşümü çok hoş olmuş ama tabi işin aslını açınca göreceğiz nasıl olduklarını. 69 parçadan oluşan ve 5 ila 99 yaş arasına uygun olduğunu ifade eden bilgi ön yüzünde bulunuyor. Yan tarafa baktığımızda karakterleri biraz daha detaylı görebiliyoruz. B.A. ve Murdoch'a bayıldım bu arada. Hele Murdoch'ın çorap kuklası şahane bir detay. Arka tarafta araç üzerinde çalışan B.A. figürünü, bazı aksesuarlarını ve aracın içini görüyoruz. Bu yüzde ise setin detaylarını açık eden bir görsel bulunmuyor. Fakat alt kısmında kutu içeriğinin tam dökümünü görebiliyorsunuz. Şimdi siz bir yandan kutu açma görüntülerini ve oğlumun seti birleştirmesini hızlı çekimde izlerken ben de bu seti edinme motivasyonumdan ve diziden bahsedeceğim. Daha önceki bazı içeriklerde sevdiğim film ve dizilerdeki araçlar eğer Hot Wheels ya da başka bir marka tarafından üretilirse ve makul fiyata denk gelirse almaya çalışıyorum demiştim. A takımı da benim için nostaljik açıdan çok özel dizilerden biri. Dolayısıyla zaman zaman ölçeğini pek önemsemeden makul fiyatlı bir A takım minibüsü denk getirmeye çalışmıştım ama şansım yaver gitmemişti. Dolayısıyla da Playmobil'in bu versiyonunu ebay'de görünce hele de sadece araç değil A takım üyelerinin figürlerinin de kutuya dahil olduğunu anladığımda imkanları seferber edip bir şekilde bu seti edindim. Hiç bilmeyenler için diziyi de özetleyelim. A Takımı orijinal olarak 1983 ve 87 yılları arasında 5 sezon yayınlanmış bir aksiyon dizisi. Türkiye içinse A Takımı Star 1'de 90'ların başından ortasına kadar yayınlandığı için 90'lara ait bir anı Dizi 4 kişilik bir paralı asker takımının bazen para kazanmak için bazen de vicdani olarak kendilerini içinde buldukları çatışmaları anlatırdı ve her bölümün başında karakterlerin arka planı şu şekilde verilirdi jenerin içerisinde. 1972'de birinci sınıf bir komando grubu askeri bir mahkeme tarafından işlemedikleri bir suç yüzünden hapse atıldı. İlk fırsat bulduklarında hapisten kaçarak Los Angeles'ta yer altına çekildiler. Hala polis tarafından aranan bu adamlar paralı asker olarak yaşamaktadır. Bir sorununuz varsa ve kimse size yardım etmiyorsa onları arayın. Belki de A takımını kiralayabilirsiniz. Burada bahsedilen suçtan hüküm giyenler aslında iki bir üyelerinin üçü, bunlar e, takım lideri Hannibal, e, Türkiye'deki seslendirmesinde sadece face olarak bilinen. E, Faceman ve BA. Bu üçlüden tabii ki çok güçlü ve e, becerikli olduğu için dikkatimizi çeken BA olurdu. E, tipi de çok dikkat çekiciydi. Hannibal'ın taktik zekasını veya Faceman'in kadınları baştan çıkarma ve e, dolandırıcılara has meziyetlerini takdir edecek yaşta değildik pek sanırım. E, bir de bu üçlünün ekibe dahil olduğu bilgisi gizli tutulan e, hüküm giymemiş üyesi Murdock vardı. Sürekli bir yayın damarına basması sonucu oluşan komik görüntüler ve deli deli hareketlerinin dışında bir de pilotluk becerisinin olması benim için Murdoch'u ikinci favori yapmıştı. Dizide olaylar genellikle şöyle gelişirdi. Namusuyla iş yapmaya çalışan bir aileye yerel organize kötü adamlar musallat olur. A takımı buna göz yumamaz ve kötü adamlara kafa tutardı. Daha sonra da bu kötü adamları kökünden kazımak için bir hazırlık aşaması izlerdik. Bir şeyler bir şeylere kaynaklanır. Sıradan araçlar zırhlı hale getirilir. E, çeşitli bu bir tuzakları kurulurdu. Böylelikle A takımının ve e, savunmaya çalıştıkları ailenin sayıları az olmasına rağmen taktik avantaja geçip kötü adamları yenerlerdi. O yaşta bu hazırlık sahneleri bize ilham verirken e, çatışma sahnelerini de heyecanla izlerdik. E, tabii ki Mordak ve Bee'nin çatışmaları da bizi güldürürdü genellikle. Tabii ki de A takımının değişmez sembolü olan bu araç da oldukça fazla ekran süresine sahipti ve üstü gri, altı siyah, ortasından kırmızı çizgi geçen e, spoilerlı GMC Dura A takımının bir üyesiydi bizim için. Şimdi bu diziyi hiç bilmeyen de bu anlatıma bakarak 5 sezon A takımı indirmeye koşmasın. Kesinlikle bu yaşımızda karşılaşıp etkileneceğimiz bir yapım değil. Basit senaryo yapısıyla çoğu bölümde çok benzer hikayeler işleniyor. Bu çocukken anlaşılmasını kolaylaştıran ve aslında o yaşlarda bilmeden Aradığımız bir özellikken şimdi ilk kez izleyecek akranlarımız için oldukça tatsız bir seyire sebep olabilir. Tüm bu övgülerin çocukluk nostaljisi olduğunun altını çizerek tadımlık bir iki bölüm izlemenizi tavsiye edebilirim. Ee, bu arada unutmadan eklemek isterim. Meğer A takımının o dönemde oyuncakları yapılmış ve çok satmış. Bunu da tesadüfen archive.org'da eski hediye kataloglarını incelerken görmüştüm. Bence bu set de 90'lar çocuklarının nostaljisinde büyük bir yeri olan bu dizinin aracını ve karakterlerini e, keyifli dekoratif bir oyuncağa dönüştürme açısından oldukça başarılı. Araç e, tok ağır bir yapıya sahip değil. E, yine de sağlam sayılabilecek bir plastiği var ve e, hafifliği görüntüsüne yansımıyor bence. Bizim de bu yaştan sonra oynamaya dayanıklı oyuncaklara ihtiyacımız yok zaten. E, görsel olarak oldukça tatmin edici. Figürler kolayca yerleştirilip çıkarılabilsin diye aracın tavanı ve ön kısmı e, Sökülüp takılabiliyor. İç kısmı da oldukça güzel detaylara sahip. Ufak aksesuarlarla da donatınca yüzünüzde şapşal bir gülümsemeyle izleyebileceğiniz bir görüntü çıkıyor ortaya. Figürler ise hem aracın çevresinde hem de içinde çok sempatik bir görüntü oluşturuyor. Oyuncak fotoğrafları çekmeyi seven bir nerdseniz zaten bu set büyük keyif verir size tahminimce. Figürlerin kendileri klasik Playmobil tarzından kopmadan olabildiğince hoş bir şekilde özelleştirilmiş ve karakterlere yaklaştırılmış. Her biri fark ettiğinizde sizi gülümsetecek detaylara sahip. Setin kutusundan çıkan e, karton standlar sayesinde yaratıcı sergileme fikirleri bulabileceğinizi düşünüyorum. Bence kutuyu açtığınızda karşınıza çıkan figürleri içeren parça yine figürleri sergilemek için de kullanılabilir. Gayet güzel duruyor. Kutunun kendisi de başlı başına e, gayet keyifli bir görüntü sunuyor zaten. Setin bulunabilirliği ve fiyatı da oldukça değişken şu anda ama sanırım bugünkü fiyattan almak pek içime sinmeyebilirdi. Hem memnun memleketinden almanın ucuzluğu sayesinde yani Almanya'dan hem de ithalat masraflarının yükü olmadan aldığım için ben şu andaki güncel fiyatının üçte birinden daha az bir fiyatı aldığımı söyleyebilirim bundan 7-8 ay önce. Dolayısıyla bu parayı hak edip etmediği görüşü size kalmış. Zaten bundan sonra hiçbir şey eskiden olduğu gibi alıverin çok güzel deyip anlatabileceğimizi de zannetmiyorum ama şunu da ekleyeyim. Son zamanlarda kurcaladığım hiçbir oyuncak yüzümde bu kadar uzun süreli anlamsız gülümsemeler e, yaratmamış olabilir. Bu yönüyle de şöyle demek lazım. A takımı sevginiz şu anki etiket fiyatının üstünde ise bir şans tanınabilir. E, daha da bir şey söylemiyorum fiyatla ilgili. Olabildiğince kısa tutmaya çalıştığım bu anlatımı sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bazı retro şeyleri diğer sosyal medya platformlarından e, özellikle de Instagram'dan takip ederek video dışı küçük paylaşımlarımı da kaçırmamış olursunuz. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere.